Radyo Mood TV'den herkese merhabalar. Moodcast programında bugün size Cadılar Bayramı sona eriyor. Yani son filmi anlatacağız. Az önce seyrettim. Filmle ilgili kısa notları spoilersız olarak aktaracağım size. Hazırsanız başlayalım. Halloween Ends, Cadılar Bayramı sona eriyor. 1980'lerden yani 44 yıl öncesinden gelen ilk filmin ardından artık hikaye sonlanıyor. Son dönem içerisindeki yeni üçlemenin son halkası Halloween Ends adını taşıyor. Filmin başrollerinde Jamie Lee Curtis, Andy Matichek, Rohan Campbell, Will Paxton, Kyle Richards, James Jude Courtney yer alıyor. Filmin yönetmeni ise David Gordon Green. Uyarlanan karakterler ki ilk filmin yönetmeni olan John Carpenter'ı bilirsiniz. John Carpenter ve Debra Hill'e ait bu filmdeki bu karakterler yani Michael Myers, Laurie karakterleri ve tabii ki hikayenin ana fikri. Peki filmde neler oluyor? Hemen ona bakalım. En son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ben filmin böyle bir finalle sonlanmasını istemezdim. Çok başarılı bir final olmadı bu seri için. Özellikle de bu yeni üçleme için. Halloween filmini belki de 1988'deki versiyonuyla hatırlamakta çok daha fayda olacak. Ama tabii ki o günün teknolojisi, o günün çekim kalitesini bugünküyle kıyasladığımızda bugün her şey çok daha ileride. Ama hikaye ve kurgu, hikayenin akışı özellikle ilk yarım saat 45 dakika da acayip soru işaretleri içeriyordu. Son 10 dakikada olanlar da yine ağzımızda kötü bir tat bıraktı diyebiliriz ya da aklımızda kötü bir hatıra bıraktı. Filmle ilgili spoiler veremeyeceğim için şunu söylemeliyim. Eğer bu film serisini seviyor, sürekli izlediyseniz artık bu filmi de izleyerek seriyi sonlandırmanızda fayda var. Ama bunu sinemada mı yaparsınız yoksa televizyona veya dijital platformlara gelince mi yaparsınız? O sizin tercihiniz olacak. Filmin olumsuz bulduğum ve spoiler vermeden anlatabileceğim 3 notu var. Şimdi onları size aktarayım. Filmde Laurie'nin torunu var. Allison adını taşıyor. Laurie ve Allison yeni bir hayata adım atıyorlar. Artık Laurie korkudan uzak durmak ve korkunun esiri olmadan yaşamak istiyor. Michael Myers'ın korkusuyla yaşamak yerine hayata tutunmak istiyor. Torunuyla başladığı bu yeni hayat içerisinde hatta kapısını bile kitlemeden yaşamayı sürdürmek istiyor ve buna adım atıyor. Torunu ise kritik sahne geliyor. Arabasının altındaki egzozu bozuk. Bunu bir tamirciye götürüyor. Filmin başlarında bu oluyor. Fakat filmin sonuna kadar biz yine de sanki o egzoz bozukmuş gibi izliyoruz. Nasıl tamir edildi, niye ya da tamir edilmedi çok anlamadan filmin sonuna kadar o arabayı o şekilde izlemeye devam ediyoruz. Diyeceksiniz ki buna mı takıldın? Evet, takıldığım noktalardan birisi bu. Spoiler vermeden anlatabileceğim notlardan birisi tabii ki. İkinci not ise Allison bir hastanede çalışıyor ve burada terfi bekliyor. Özel bir hastane anladığım kadarıyla ve onların başındaki deneyimli doktor onu mu terfi ettirecek? Yoksa yanındaki o seksi cilveli arkadaşını mı? İkisinin arasındaki seçim süreci devam ederken hastanedeki bu deneyimli doktorla arkadaşının başına bir olay geliyor. Fakat film sanki o olay hiç olmamış gibi akışını sürdürüyor ve hikayenin anlatımı bize beyaz perdede bu şekilde yansımaya devam ediyor. Olay oluyor, olayı görüyoruz ama Allison ve çevresindekiler bu olaydan habersiz hayatlarını sürdürüyorlar. Çok ilginç. Bir başka noktada Corey karakteri ki filmde onu Rohan Campbell canlandırıyor. Rohan Campbell nasıl bir mizaca sahip derseniz Kit Harington yani Jon Snow'un gençliği gibi mizaca sahip. O şekilde masum, sempatik ve yakışıklı, tatlı bir yüzü var. Onun oto tamircisi ve aynı zamanda da eski otomobillerin parçalarını söküp kalanını parçalayan makinelerin olduğu geniş bir hurdalığı olan üvey babası var. Üvey babasının filmin içerisindeki bir sahnede neden gecenin o saatinde hurdalıkta, bilgisayarda video izlediğini, film izlediğini ben anlayamadım. Orada yaşanacak bir olay için adamı oraya getirip o filmi seyrettirip o işin içerisine bulaştırmak için yapılmış gibi duruyor. Yine o sahnede babasıyla ilgili bir durum var. Yerde çömelmiş vaziyetteyken bir olay oluyor. Niye ayağa kalktı diye düşünmeden edemiyorsunuz. Filmin 1 saat 30. dakikasında Laurie ile ilgili bir sahne var. Laurie'nin içinde olduğu evde geçen bu sahnede Laurie neden o hareketi yapıyor? Onu da anlayamıyorsunuz.
Bu şekilde anlam veremediğimiz sahnelerin sayısının çok olduğu bir finalle karşı karşıyayız. Cadılar Bayramı'nı, yani bu seriyi seviyorsanız, hikayenin, tüm serinin, 44 yıllık bu hikayenin sonunu merak ediyorsanız, Cuma günü sinema salonlarında sizi bekliyor olacak. Tercih sizin. Ben çok da hoşnut kalkmadım sinema salonundaki koltuktan. Bunu söyledikten sonra hemen YouTube kanalımızla ilgili birkaç nota bakalım. YouTube kanalımıza hemen muhakkak abone olun. Yeni videolar geldiğinde bildirimleri de açarsanız ilk siz haberdar olur ve hızlıca seyredebilir. Cuma günleri de sinemaya gitmeden önce filmlerle ilgili bu yorumlarımıza göre kararınızı verebilirsiniz. Hangi filme gideceksiniz? Onun kararını böylece kolay vereceğinizi düşünüyorum. Bu arada mesajlara bakalım. Mesajlarda Kim Bu Aile filmiyle ilgili olarak bir yorum yazmış Yiğit Kayhan. O demiş ki yaş sınırı kaç? Bunun yanı sıra Ahu Öğretmen demiş ki espriler havada uçuşuyordu. Salon kahkahalara boğuldu. Çok keyifliydi demiş. Yine Kim Bu Aile ile ilgili olarak. Figenes'in gülmek lazım şu sıralar demiş. Kim Bu Aile filminin videosundaki bir yorum daha bu şekilde karşımıza çıkmış vaziyette. Bir başka yorum da Tyrone'dan gelmiş. Tyrone demiş ki Gülümse filminin videosunun altına yazmış. Ben çok zevk aldım filmden. Korku severlere tavsiye ederim ve bayağı da korktum demiş. Aslında o da benim videoda anlattığım birkaç uyarıya katılıyor. Fakat onun dışında yine de bunlara rağmen filmi beğenmiş. Gülümse filminin böyle bir durumu var. Yani bazı noktalarını beğenmeseniz bile filmin bütünü yine de sizi tatmin edecek düzeyde bir korku filmi. Musa ne demiş, hemen ona bakalım. Bayağı heyecanlı herkes. Türkiye standartlarında çekilen filmin kalitesi değişmeye başladı. Umarım bu ilk adım olur demiş. Kim Bu Aile filmi için söylemiş. Tolga Örseloğlu da Smile filminin yorumunu şöyle yapmış. Smile filmi psikolojik bir salgını konu edinen, izlenmeye değer bir filmdi. Smile adı verilen metafizik yaratık psikolojik bir salgın hastalık yaymaktadır. Psikolojik hastalıkların sebebi bazen enformasyonel bozukluklar, bazen de enformasyonel mikroplardır demiş ve devam etmiş. Videomuza güzel bir katkı sağlamış yorumlarıyla. Yorumun devamını da yine kanalımızda okuyabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.